Buyurun Sayın Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. İma değil, direkt söyledim. Çözüm sürecine dönük şu anda bir unutturma çabası var. Bir dönemi mahkum ettirme çabası var. Ve iktidarın taraf olduğu bir süreçten söz ediyoruz. Biz her zaman şunu dedik. Çözüm sürecini her zaman savunduk. Kürt meselesinin, Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesinin diyalogla, müzakereyle çözümünü dün nasıl savunduysak bugün de savunuyoruz ve arkasında duruyoruz. Bu ülkenin, Türkiye'nin, hepimizin buna ihtiyacı var. Ama çözüm sürecinde rol alan Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken, Selahattin Demirtaş'ın o dönemki görüşmelerdeki rollerini, fiillerini, çalışmalarını kriminalize edip cezaevinde tutmak her şeyden önce siyasi etikle bağdaşmaz. Biz birlikte yürüttük ve biz bundan hicap duymuyoruz. Bundan rahat... Tamamlayalım lütfen. İktidarda hangi parti olursa olsun, eğer bu kadar yıllık bir kan akma, bir savaş, bir çözümsüzlük meselesini çözmek gündeme gelirse yine var olacağız. Ve şunun farkındayız. O dönem mahkum edilmek isteniyor. Bütün aktörler hedefe konulmuş durumda. Ama Türkiye yurttaşlarına şunu söylüyorum. Onlar HDP'li aktörleri hedefe koydular ama kendileri hiçbir şekilde bu meselede taraf değillermiş gibi bir pozisyon alıyorlar. Bu suç değil. Çekinecek bir şey yok. Bu ülke için çok önemli şeyler yapıldı. Diğer meselede Kobani protestoları meselesinde biz yaptığımız hiçbir şeyin aksini söylemeyiz. Biz dedik ki resmi MYK kararı yok. Yok yani. Bir tweet var dedik. Yine aynısını söylüyorum. Atılan bir tweet var. Şimdi bunun örgütle bağlantılandırılması çabası gerçekten nafile. Çünkü evet, son sözünüzü alayım. Şunu hatırlatıyorum notlardan. 6 Ekim'de tweet atılmış. 7 Ekim Muş Varto'da Hakan Buksur'un polis kurşunuyla öldürülmesine kadar tek bir şiddet fiili yok. Aslında 6-7-8 Ekim değil, 7-8 Ekim olayları dememiz lazım, protestoları. Ve ne zaman olmuş? Antep'te Cumhurbaşkanı'nın Kobani düştü, düşecek dedikten sonra halkın meselenin ciddiyetini, Kobani'nin düşebileceği ihtimalini düşünerek protestolara katılma, provokatörlerin, paramiliter güçlerin, polis kurşunlarıyla ölenlerin sayısını her gün yanlış söylüyorlar. 43 kişi öldü ve bunların 33'ü HDP'liydi. İlk öldürülen HDP'lilerdi. İlk evleri, dükkanları yağmalanan HDP'lilerdi. Biz bir yanlış yaparsak bundan dolayı halkımıza öz eleştiri veririz. Ama siyasetteki yanlışların son cümlenizi alayım. Siyasetteki yanlışların olur ya hangi parti olursa olsun, tartışma yeri burasıdır ve sandıktır. Siyasetçiler hesabı sandıkta verirler. Kendileri gibi siyasi rakiplerini, partileri yargı eliyle yargılatmak, insan öldürme teşebbüsünde bulunduğunu söylemek, 302'den davalar açtırmak değildir. Bu siyasi etik değildir. Biz yanlış yaptıysak halk bize cezamızı sandıkta verir. Onlar da yanlış yaparsa onu verirler. Kendisini bu konuda gerçekten objektif bir bakış açısına davet etmek isterim. Anlaşıldı.